Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Spor'u sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 2. haftada oynanan maçların sonuçlarını Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Birbirinden önemli maçlar oynandı hafta sonunda. Evet. Özellikle Iğdır'ın net bir galibiyeti oldu. Şanlıurfa Spor çok önemli bir 3 puan aldı. Evet, önemli galibiyetler oldu takımlar için. Bir de çok gollü bir hafta izledik bence. Aynen öyle. Bandırma Spor ve Kocaeli Spor, ayrıca Iğdır 2'de 2 yaparak yoluna devam eden takımlar oldu. Evet. Pendik Spor, Kocaeli Spor maçını ayrı konuşacağız, onu belirtelim. Ahmet Spor, İstanbul Spor maçı da bu akşam oynanacak, pazartesi akşamı. O maçı da konuşacağız bu arada ayrı olarak. Aynen. Onu da salı günü konuşacağız, onu belirtelim. Hı hı. Biz bir klasik hatırlatmaları yapalım. Tabii. Ardından bu videomuzdaki tüm maçları konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Spor Trivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz, bekliyoruz. Aynen. Ayrıca videomuza da lütfen beğeni ve maçların sonuçları ile ilgili de yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çünkü değerli. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Başta Twitter, Instagram ve Facebook. 3 tane sosyal medya hesabımızda da çok aktif bir şekilde hem spor haberleri hem programlarımızın duyurusunu paylaşıyoruz. Evet. O yüzden takip etmenizi bekliyoruz. Biz haftanın açılış maçı olan karşılaşmayla başlayalım. Aslında açılış maçını özelde konuşacağız ama bizim bu programın açılışı olarak diyorum. Keçiören Gücü, Bandırma Spor maçıyla başlayalım. Ankara Keçiören Gücü kendi evinde Bandırma Spor'u ağırladı cumartesi günü. Bu maç cumartesi gününün açılış maçıydı saat 17'de. Güzel bir maç oldu. Bandırma Spor maçın hemen başında 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi sağ beki Rahmetullah ve maçın son dakikasında takım kaptanı Atınç'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak, 2'de 2 yaparak çok önemli bir galibiyetle başkentten Bandırma'ya döndü konuk ekip. Bandırma Spor Lig'de 2'de 2 yapan 3 takımdan biri oldu bu sonuçta. Kocaeli Spor ve Iğdır Futbol Kulübü ile beraber. Bandırma Spor'un galibiyeti için neler söylersin? Son dakikada gelen müthiş bir 3 puan. Yorumun ne olur Bamba'nın 3 puanı için? Şimdi şöyle bir nokta var. Öncelikle Bandırma'nın galibiyetini tebrik ediyoruz. Tabii ki de. Bir kere çok gel gitti bir maç oldu. Bir de özellikle Bandırma Spor'un attığı golde hakem biliyorsun hani normalde oyun devam etti. Sonradan bir var noktası oldu ve gol verildi ki. İlk golde. Aynen. Zaten pozisyon hani orta açıldığı zaman da ben hani gol gibi gördüm böyle. Sonra dedim acaba değil mi ya nasıl oldu falan diye düşünürken hakem vara gitti golü verdi. Evet. Ki tekrarında izlediğimiz zaman da tam içerideydi top. Ve Bandırma Spor o zaman hem skor eşitlemiş oldu hem de bence oyunun üstünlüğünü ele aldı. Katılıyor musun bilmiyorum. Bence birbirden sonra golde de bayağı bir karambol oldu devamında. Evet. Aslında goldü de. Oyuncular çıkarttı. Paulinho vurdu, Atınç vurdu ama goldü zaten. Evet, Rahmetullah'ın ortası ve net goldü. Golden sonra da Bandırma Spor oyunu ele aldı tamamen. Doğru. Daha çok pozisyona girmeye başladı. Sen katılıyor musun bilmiyorum. Hani oyun olarak ele aldığını düşünüyor musun birbirden sonra? Ki ben tamamen maçın Bandırma Spor'a birbirden sonra döndüğünü düşünüyorum. Ama birbirine kadar da Keçiören Gücü'nün sanki hemen böyle 2'yi bulacakmış gibi bir oyunu vardı. Ben de tam onu diyecektim. Aslında çok gitgelli bir maç oldu. Mesela maç 1-1 iken Keçiören Gücü'nün çok net yakaladığı bir kontra atak vardı. Emre Batuhan hayati bir müdahale yaptı. Evet. Mesela hoca Togi'yi çok erken çıkarttı. Onun için ne düşünüyorsun? 58. Bir de sana bir soru daha soracağım. Tabii. Bandırma ile ilgili. 55'te de Coşkun Dinleyev çıktı. Ben Coşkun'u hiç beğenmediğimi, yanlış bir transfer olduğunu düşündüğümü söylemiştim. Bence çok kötü oynadı. Sen ne düşünüyorsun? Coşkun kötü oynadı. Sana katılıyorum. Kerem Atakan daha iyiydi. Hatta golde de asisti o yaptı kornerde. İyi hareketlilik kattı. Keçiören Gücü'nde de Tokuyi'nin erken çıktığına katılıyorum. Bu seneki ilk maçına çıktı bu arada. İlk hafta yoktu. Abazay kadroda yoktu bu haftada. Acaba sakatlığı mı vardı Tokuyi'nin? Geçen hafta oynamadı da bu hafta da işte bu kadar oynayabildi çıktı. Evet. Bak bu olabilir. Onu bilmiyoruz. Abazay da geçen sene çok ciddi sakatlık, hatta daha doğrusu 2 sene önce. Aynen. Çok ciddi sakatlık yaşamıştı. Hani Abazay'a transfer olduğunda burada yorumlarken biraz o noktasına dikkat ettik. Doğru. Dikkat ediyorsun. Hani dedik ki çok ciddi sakatlık yaşadı. Biraz hani böyle şeyiz. Ne olacak ne bitecek noktasındaydık.
Bir de mesela Roka yedek hiç oyuna girmedi. Geçen onu diyecektim başlayan, ben de tam. Bence hoca cezalandırdı onu. Geçen hafta çok kötü oynadı. Yani iki pas yapamadı. Geçen hafta zaten Roka ilk devrede çıkmıştı. İşte çıktı. Çok kötüydü zaten. Aynen. Çıktı. Hoca da bence cezalandırdı diye düşünüyorum. Çünkü geçen hafta iki tane pas yapamadı ya ilk yarıda. Yani bir pas, yani top, yani şöyle söyleyeyim. 8 numara oynuyor Roka. Kanat da oynuyor bile alternatif ama bir 8 numaranın yapması gereken o pas trafiğini hiç sağlayamadı. Yani bir tane ön tarafa gelip top alıp yanına, arkasına, hani ne bileyim, ileriye bir tane pas atmadı ya oyuncu. Roka zaten geçen hafta kötüydü kesinlikle. Bir de geçen hafta 11'de başlayan Yılmaz Basravi de bu maçta yedek kaldı. Evet. O da oyuna girmedi. Evet. Hatta İkisi bak ben, de devrede çıkmıştı kesinlikle. Hatta. Kesinlikle. Hatta bak ben sana bir ilginç bir şey söyleyeyim. Hani Yılmaz için zaten ilk defa birincilikte oynuyor. Doğru. Hani bunları yapamamasını anlıyoruz ama bak Roka ile yollar ayrılırsa şaşırmamak, ben sana söyleyeyim. Ben biraz bu tercihin ona bir mesaj olduğunu, hatta bir farklı bir tercih de olabileceğini düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ramon da yedek kaldı, sonradan girdi. Evet. Devrede girdi. O da ilk hafta 11'de başlamıştı. Sağ bekte mesela yine yedek kaldı. Ya ben anlayamıyorum. Orhan'la başladı hoca, evet. Sağ bekte. Ya madem Orhan oynayacak, o zaman sağ bek alın ya bu takıma. Orhan sağ bek değil ki. Orhan 6 numara. Dilimize bu arada dedi. Görkem Bitin de maç 1-1'ken çok net bir pozisyonu harcadı. Evet. Çok çok netti. O da kırılma anlarından biri oldu. Görkem zaten Pendik maçında da çok kötüydü. Hiç top değmeye dayanabiliyorsun. Yok, Sakarya maçında. Sakarya maçı pardon. Pendik'te oynandı olduğu ya. Için. Pendik diyorum, evet. O yüzden. Hiç ayağına top değmedi. Geçen sene de zaten kötüydü. Hani Görkem de biraz düşüşe geçti gibi duruyor. Yani şu anda son 1,5 seneyi alırsak. Bandırma Spor'da da sen Bandırma Spor tarafındaydın. Kaybetmez. Ben de Keçan Yüncü kaybetti. Tam ortada biterken son dakika golü geldi. Ama ben burada özellikle ev sahibi de Ersan Parlaton Hoca'nın yanlış tercihler yaptığını düşünüyorum. Oyuncu değişiklikleri anlamında bunu söylüyorum. Mustafa Gürsel Hoca da bence doğru ilk 11 ile çıktı, onu söyleyeyim. Ben Diakabini yedek kalmasını anlamadım. Ya onun orada şeyi oynattı biliyorsun. Doğan Can oynattı. Bir evet. De şey oynuyor zaten kanat. Diğer kanatta da Nomel oynuyor. Nomel de bayağı etkiliydi bence. Doğan Can kanat oyuncusu değil ama ya. Ama Doğan Can oynayabiliyor sol biliyorsun. 10 numara ve sol. Hatta hatırlıyorsan ben herhalde ikincilikte olması lazım. Bandırma Spor o zaman da Doğan Can, pardon. Daha önce birincilikteyken Doğan Can geldiği zaman da söylemiş bana kanat oynayabiliyor diye. Ha baktığın zaman da geri döndüğünde. Net kanat oyuncusu Diakabi var, evet, ama Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Hoca bence Doğan Can'ı biraz da daha çok pozisyona girdiği için değerlendirmiş olabilir ki ilk yarı bir tane pozisyona girdi hatırlıyorsan, bir vurdu. Evet. Gol olmadı, hatta yine hemen aklıma şey geldi. Bizim programlarda Doğan Can'la ilgili yaptığımız yorum, işte çok pozisyona girip atamıyoruz ya. Aynen. Direkt aklıma o cümleler geldi. Rodrigo da hazır değil herhalde, hiç süre almadı bu maçta. Kulübedeydi ama. Ya Rodrigo zaten biliyorsun defans oyuncusu. Sakatlıktan çıktı bir de. Aynen, bir de bence şu anda hani tek kesebileceği oyuncu Megzer. Doğru, evet. Atıncı kesemez bu takımdan. Niye Atınç kesemez? Yerli olduğu için. Bir de iyi oynuyor zaten ki geçen sene de Göztepe'deydi. Kaptan da. Aynen. Zor yani kesmesi. Megzer iyi oynarsa Rodrigo iyileşse bile formayı alamaz, ben sana söyleyeyim. Megzer iyi oynadı ama bence. Oynadı. Pozisyona bile girdi duran toplarda. Elleri açıldı. Bence maçın adamı Rahmetullah'tı ama benim kendi görüşüm. Rahmetullah hiç lafım yok. Bence de çok iyi oynadı. Bana göre Zafer Görgen de çok iyi oynadı. Ondan sana söyleyebilirim. Ama bana göre maçın yıldızı kimdi biliyor musun? Gol atmadı ama bence Paulinho'ydu. İyi oynadı. Yani Kanada durmadı. Çekti hoca sonradan. Tam onu söyleyecektim. Onu. Bak mesela ilk devrede, yani maç başladığı anda forvetle oynarken bile çok fazla kanada kaydı, ortaya geldi. Hani bak biraz önce diyoruz ya Roka'ya, işte geçen hafta 8 numarasın. Bir tane geriye gelip top alıp dağıtmıyorsun. Paulinho forvet oyuncusu ortaya geliyor, kanada gidiyor. Ya bu adam zorladı. Daha ne yapacak? Evet. Paulinho'dan zaten çok şeyler bekliyorduk. Vallahi ben yine aynı şeyi söylüyorum. Bak ben Bandırma Spor'un kadrosunu bu sene çok beğeniyorum. Çok karakterli ve direkt böyle etki edecek oyuncular var ki iki haftadır da ediyorlar zaten. Tek iş Mustafa Gürsel Hoca'da bitiyor. Bu maçta gayet iyiydi bak. Coşkun kötü oynadı kardeşim. Tak hemen çıkarttı. Tabii doğru. İşte bunu yapacaksın hocam. Ha biz bunu bekliyoruz. Aynen, hani hoca şimdi iyi gittiği zaman da ben ne diyeceğim? Ben hocayı eleştiriyordum ama Mustafa Hoca muhteşemdi. Bak bu maçta bana göre Mustafa Hoca taktik şeyi verdi. Dersi verdi. Yani diğer hocalar için konuşuyorum. Ersan Paratan'ı ver demiyorum. Yani örnek olması için Mustafa Gürsel Hoca maçta gereken. Bak Paulinho ne yaptı? Yoruldu adam, 82'de çıkarttı. Peki Kolker'ın sakatlanıp çıkması Keçiören gücünü yaktı mı bu maçta? Yakmadı. Çünkü ben buraya geldiği zaman almam dedim. Girmem ki riske. E sen bile bile bu riske giriyorsan bu tarz durumlar olduğu zaman da hani affedersin hiç işte beni yaktı, beni zorla düşürdü, işte eksik kaldım, oyuncu aldım başka, işte verim vermedi. Bunlar Kolker'ın zaten transferi yanlış ve ne dedik hatta burada hatırlıyorsan? Keçiören gücünün yapısına göre çok zıt bir transfer oldu dedik. Geçen gece böyle adamlar almıyor ki hiçbir zaman. Doğru. Almıyor. Yalnız yani. Aliou Traore gene iyi oynadı. İlk çok haftada iyi da iyi oynamıştı. İlk Keçiören gücünün ilk iki haftada en iyi oyuncusu Traore diyebiliriz. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Diye düşünüyorum. Bandırma Spor'u tebrik edelim. Aldığı değerli 3 puan için ve 2'de 2 yaptığı için
Bir diğer maça geçelim. Bu maç 19-15'teydi Erzurum'da. Erzurumspor Futbol Kulübü yeni transferleriyle çıktığı maçta Ankara Gücü'nü kendi evinde kaptanı Mustafa Yumlu'nun ilk yarıda kornerden bulduğu golle 1-0 yenerek bu sezonki hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını aldı Dadaşlar. Önemli bir 3 puan aldılar. Evet. Maçın genelinde Ankara Gücü baskı kurdu ama kurduğu baskı bir işe yaramadı. Erzurumspor çok değerli bir 3 puan aldı Mustafa Yumlu'nun golüyle. İlk hafta Erzurum Mustafa bandı. Yumlu da öyle bir sevindi ki sanki hani böyle şampiyonluk golü atarsın ya. Mustafa Yumlu zaten çok hırslı bir oyuncu yani çok önemli bir zaten oyuncu. Zaten hırsını gösteriyor sevinç. Kesinlikle. Erzurumspor ilk hafta biliyorsun tahtayı açamamıştı. O yüzden yeni oyuncuları oynayamamıştı ama Bandırma karşısında iyi bir oyun ortaya koymuşlardı. Bu maçta o maçta hak ettikleri bence puan ya da puanları bu maçta almış oldular. Kesinlikle. Ankara Gücü'nün de bu maçta kulübesi çok dardı. Çünkü Tolga yoktu. Kitsiu yoktu. Tolga'ya ne oldu? Sakatlığı varmış. Hani maç, biz programı yaptığımız zaman da bir şey yoktu. Programdan evet, sonra Cepas da yoktu. Cepas yoktu. İtmanlara çıkıyor bu arada. Aynen öyle. Cepas'a bir ceza verilmeyecekmiş bu arada. Ben öyle bir haber gördüm. Cihat Hoca devre arası çift forvete döndü Dadaşov Bayiç ama skoru bulmasına yetmedi bu formül. Neler söylersin Dadaşların galibiyeti için? Bir de yeni gelen oyuncular için ne düşünüyorsun? Onları yorumlayacağız. Tamamdır. Öncelikle Erzurumspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Tabii ki de. Ben Erzurumspor tarafındaydım zaten. Ben yanıldım. Ben Ankara Gücü yenilmez evet, dedim. Seni tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bandırmaspor maçında da ben yanıldım. Sen haklı çıktın. Bu maçta da tam tersi oldu. Erzurumspor'a ben neden güvendim? Ben bir yorum yaptım. Yeni transferlerin hava katacağını, diğer oyunculara da hava katacağını, daha çok moralli, daha çok motivasyonla çıkacaklarını düşündüğümü söylemiştim. Bir de Erzurumspor, ki bunu izleyenlerimiz de yazdı. Ankara Gücü taraftarları yazdı özellikle. Erzurumspor bize çok ters geliyor diyor. Ben biraz hani onu da aslında işin içine katarak söyledim ama programda bunu dile getirmedim. Hani şunu demedim. Geçmiş maçlara baktığım zaman da işte Erzurumspor ters geliyor falan bu ibareyi kullanmadım. Ama daha çok transferlerin etki etmesi ve bir de Erzurum'un ben Bandırma Spor maçındaki oyununu çok beğendim. Bir de en büyük avantajı şu. Geçen sene Hakan Kutlu Hoca bana göre ligin en başarılı hocalarından bir tanesi. Kesinlikle. Hani şampiyonluk illa şampiyon hocayla ligin en iyisi olunmuyor. Çok dar imkanlarla iyi işler yapmak da. Doğru. Ki Hakan Kutlu'yla Sinan Kaloğlu bana göre geçen senenin, ben çünkü geçen sene programda bu ikisini özellikle söyledim. Ya bu iki hoca bana göre çok çok başarılı hocalar. Yani bir şampiyon yapmış gibi başarılı hocalar. Ki Hakan Kutlu Hoca da şu anda hem takımda devam ediyor, hem takımı tanıyor. Hem ikinci hafta 3 puan yaptı. 6 puanın 3'ünü aldı. Ve ilk hafta da çok çok iyi oynadı. Ve bak çok ilginç bir şey var. Ben sana söyleyeyim. Şimdi Erzurumspor ilk hafta Bandırma'yla oynadı. Şampiyonluk adayı. Yenildi. İkinci hafta Ankara Gücü'nü yendi. Onlar da şampiyonluk adayı. Yani ne söylemek istiyorum? 2 haftada bu ligin kafa takımlarına karşı çok iyi bir oyunu sergiledi. Ve hafta sonu Kocaeli'yle var. Yine bir şampiyonluk ekibi. Yine çok güçlü bir yani ekip. Erzurumspor aslında bak 2 tane maçta çok iyi oynayarak sezona başladı. Zor yani, bir fikstürle başladı. Yani zor fikstürde iyi oynuyor yani. Kesinlikle. Şimdi bunu geçerse hatta bak ben sana şöyle söyleyeyim. Kocaeli'den sonra Malatya, sonra bir Ankara deplasmanı Gençabili, Erok maçı var, Iğdır maçı var, Bolu, Pendik, Keçiören Gücü, Ahmet Manisa olarak gidiyor. Zaten ligimizde bir hafta neyse diğer haftan zor oluyor. O da ayrı bir nokta ama. Bu sene lig çok zor o yüzden evet. Ama Erzurumspor şu 3 maçlık fikstürden ki 2. maç sonunda 3 puan yaptı. Kocaeli deplasmanından bir puan falan alırsa ki zaten bunu konuşacağız. Muhteşem bir başlangıç olur. Ben kesinlikle sana söyleyeyim. Transferler konusunda şunu söyleyeyim. Şu anda mesela bu lige gelen birçok oyuncu oldu. Bizim 1. lige yabancı olarak söylüyorum. Birçoğunu yorumladık. İyi veya kötü söyledik. Ki özellikle iyi dediklerimiz mesela çıkış yapmaya başladı 2. hafta. Dün Lichon mesela. Ne maç çıkarttı. Doğru. Ne goller attı. Asist yaptı falan. Buradan da Erzurumsporlu taraftarlar için şunu söylemek istiyorum. Şimdi takıma Roşi transfer oldu. O zaten bizden biri gibi aynen, artık. Bolu ülkemizde Spor yıllardır. Aynen. Bolu Spor'da oynadı. Aynen. Ayrıca da Tony Tasev transfer oldu biliyorsun. Ki Tasev ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Çok iyi bir oyuncu ve özellikle şimdi baktığımız zaman da orta alanda oynayan bir oyuncu biliyorsun. Evet. Ve Erzurumspor'un hem pas oyununa hem geçiş oyununa hem set oyunu hangi oyunu oynarsa oynasın çok şeyler katacağını düşünüyorum Tasev'in. Bence Erzurumspor çok nokta bir transfer yaptı. Oyuncu da 30 yaşında bu arada. Tecrübeli bir oyuncu. O da akıllı bir sarı kart gördü. Kontratağı evet, kesti. Çok iyi bir karttı. Çok iyi transfer. Onu söyleyeyim. Çok katkı verecektir. Roşin'in de ben burada yine iş yapacağını düşünüyorum. Geçen sene Sakaryaspor'da inişli çıkışlı bir performansı vardı ama ben burada iş yapacağını düşünüyorum.
Erzurumspor'un da galibiyetini tekrardan tebrik ediyorum. Beklediğim gibi beni yanıltmadılar. Giovanni Crociata için ne diyeceksin? Asisti yaptı kornerde. İtalyan 10 numara. Gayet iyi bir oyuncu. Hatta biraz fiziği mi zayıf acaba? Ya İtalyan oyuncularda genelde bu tarz şeyler vardır. Yani son bir anda takımını hatırlayamadım. Kroton. Önceki takımına bakacaktım da ona şey yaptım. Kroton'da mesela oynarken çok fazla böyle İtalya'da şey oluyordu. Hani işte Serie A'ya transfer, Serie A'da kafa oynayacak takımlar transfer olacak konuşuluyor. Hatta ben o zamanlar hep şey düşündüm. Keşke hani Türkiye'de bir takım transfer teklifi yapsa da gelse çok iş yapar. Daha çünkü 27 yaşında işte o zamanlar daha da aşağıdaydı. Crociata da burada çok iş yapacak oyuncu. Zaten yaptı, asiste de bunu gösterdi. Güzel bir orta açtı. Yani neyi söylemek istiyorum? Bu tarz asistlerini çok göreceğiz. Duran toplar da etkili bir oyuncu. Net bir orta açtı. Duran toplar. Bunlar da çok etkili. Ben Erzurum'da bu maçta en beğenmediğim oyuncu Özgür Sert'ti. Hoca da devrede çıkardı. Bence kötü Süleyman oynadı. Süleyman Koç'a çok pozisyon harcadı. Bence Süleyman'la Özgür 11'de yerlerini kaybederler gibime geliyor. Kim oynar Süleyman'ın yerine? Mesela Muhammed Emin çok iyi oynadı oyuna sonradan giren isim. Gayet iyi oynadı. Furkan Özsan mesela gene formaya bence göz kırpabilir. Süleyman'la özellikle, Süleyman'ı çok demiyorum ama Özgür Sert formayı kaybederse şaşırmam. Peki Ankara Gücü neden kaybetti sence? Şimdi Riyad Bay için bir tane net pozisyonu vardı biliyorsun. Evet. Oyuncular siper oldu resmen önüne. Doğru. Ki Riyad Bay işte hani kötü bir vuruş yapmadı. Sol ayağına geldi ama. Has ayağı zaten. Yani sol ayak derken şu anlamda aslında. Ya şöyle ilk zaten. Top ters geldi. Ama kullandı ayağı sol zaten. Aynen. Biliyorsun. Top ters geldi. İlk ayağı. Hani böyle biraz topa böyle ters duruyor gibi bir değişik bir pozisyon oldu yani orada. Hani Bayiş de biraz acele etti. Vurdu işte oyuncular önüne siper oldu. Atamadı golü. Pozisyonu değerlendiremedi. Bir de şöyle bir nokta oldu. Şimdi ben kadroya baktığım zaman da mesela hoca Cem Taha Tuna'yı kullandı. Biliyorsun. Özellikle oyuncunun erkenden çıkması. Şimdi şu noktadan bakacağım. Herhalde genç kontenjanı karşıladı değil mi oyuncu? Aynen. Genç kontenjan noktası var biliyorsun. Ya bir de Tolga Ciğerci yoktu. O yüzden oynattı. Osman Çelik'i hiç kullanmadı Cihat Hoca bu maçta mesela. Ya ben Osman'ı zaten kullanmam ya. Niye kullanmam? Ben hala geçen haftaki pozisyonda kaldı aklım. Yani 2-0 maç son dakika gole gidiyorsun. Böyle bir pas, böyle bir şut olmaz yani. Ama Ankara Gücü'nün bu maçta kulübesi cidden çok kötüydü. Ya şimdi kadroya baktığımda bir tek Dadaşov girer. Başka adam yok. Evet, bir maça şeyler bekleyebileceğin tek adam Dadaşov. Kesinlikle. Yani Ankara Gücü'nün zaten en az bir 3-4 transfer ihtiyacı var. Bunu hep söylüyoruz. Dün de zaten Etemi ile Ali Yaşar'ın adı çıktı basında. Şey de sakattı biliyorsun, yoktu Yusuf Emre Gültekin. O sakat aynen. Ki geldiği zaman söyledim. Son dönemde sakatlık da geçiriyor. Hala sakat. Ya ben bu bazen transfer politikalarını gerçekten takımdan anlayamıyorum. Ya senin her maça ihtiyacın var. Belki senin burada kaybettiğin 1 puan bile, yani 2 puan bile, örnek veriyorum bir şey yani. Alamadığın 1 puan bile daha doğrusu. Tabii. Ya seni yakabilecek nokta. Yani takımlarımız maalesef mesela böyle, ben mesela bir Fenerbahçeliyim. Ben bunu Fenerbahçe için de söylüyorum kardeşim. Sen adam alamadın hala orta sahaya. Eğleniyorsun işte Şampiyonlar Ligi'nde. Yani aynen. O zaman yani ne bileyim, çok değişik böyle transfer süreçleri oluyor takımlarda. Planlamalar oluyor. Ha, Ankara Gücü'nün belki şundan da gecikmiş de olabilir. Ankara Gücü'nün bir de öyle bir sıkıntısı da var. Tahta kapalıydı biliyorsun. İşte yasak kaldırıldı falan oldu. Doğru. Hani böyle bir noktadan dolayı da olmuş olabilir. Hani ben çok o yüzden üstlerine yüklenmiyorum ama en azından Yusuf Emre Gültekin'i alma kardeşim. Pedrinho'yu kaybetmeleri büyük hata oldu. Evet. Bir de direkt rakiplerinden birine gitti. Aynen. Bence onlar adına büyük hata Pedrinho oldu. Pedrinho çok iyi transferdi zaten geçen sene. Kocaeli Spor adına çok iyi hamle oldu. Geldiği zaman da söylemiştim Süper Lig'de bile. Çepas'ta bir de böyle bir su kaynatma durumu olunca ondan da mahrum kaldılar. Hani sen bir şey söyledin maçı konuşmaya başlarken ceza verilmeyecek diye. Bu da Ankara Gücü yönetiminin en büyük hatası. Ha, öyle bir haber gördüm hani öyleymiş. Yani doğruysa bence aynen. Çok büyük hata olur. Hatta bir tane izleyenimize yorum yazmıştı bu maçla ilgili. İşte sizin çok övdüğünüz Ankara Gücü kaybetti. Ya biz Ankara Gücü iyi kadro var diyor. Aynen. Bu maç için ben Erzurum kaybetmez dedim. İnsanlar bazı söylenene dikkatli anlasa. Bakın biz mesela bir takımla ilgili düşme adayı veya şampiyonluk adayı diyorsak bu takımlar galibiyet alamayacak. Veya hiç mağlubiyet almayacak demiyoruz biz. Tabii canım. Bunlar yenilecek, kazanacak, beraber de kalacak. Ama biz ne diyoruz mesela? Şu takım düşme adayı veya şu takım playoff adayı veya şu takım şampiyonluk adayı diyoruz. Mesela Ankara Gücü şampiyonluk adayı ama kaybetti, kaybedecek. Geçen sene kaybetmedi bu maç. Direkt çıkan takımlara baktığımız zaman da. Ya herkes kaybedecek yani, bu çok doğal. Aynen, Göztepe. Maç kaybetmedi mi? Eyüp maç kaybetmedi mi? Eyüp 2 maçta da Göztepe'yi kaybetti mesela. Evet, veriyorum. Aynen. Hani o yüzden bu ayrımları iyi yapın. Yani biz mesela bir takım çıkacak derken bu adam gidip 8. hafta maç kaybettiği zaman da hani bu şampiyonluğu kaçmış veya şampiyon olmayacak anlamına gelmiyor. Evet. Mağlubiyetle, galibiyetle, beraberlikle bunlar da olacak. Hatta bazı takımlar da çok ciddi anlamda mesela 2-3 haftalık performans düşüklükleri de olacak. Bunu da söyleyelim.
Tekrardan da Erzurum galibiyetini tebrik ediyorum. Beklediğim gibi puan aldılar. Ankara Gücü de hafta sonunda Ümraniye ile oynayacak. Cumartesi günü. Çarşamba günü konuşuruz. O da kritik maçlardan birisi bana göre. Özellikle Ümraniye tarafından. Çünkü Ümraniye Urfa'yı kaybetti ya. Evet. Üzerine de bu maçta hani bir sıkıntı olursa Ümraniye tarafında bir tasarruf noktası. Ankara Gücü de puan kaybederse Cihat Hoca biraz... Yani çünkü sıkıntıya şu anda girer. Kafa oynayan takımlarda hiçbirisinin 3-4 haftadan fazlaya tahammülü yok yani, ben sana söyleyeyim. Kesinlikle. Erzurumspor da bu yaptığı hamlelerle çok tehlikeli bir takım haline geldi. Evet. Onu belirtelim. Erzurum zaten çok zor bir deplasman. Bu ligin en zor deplasmanlarından biri. Yeni kadrosuyla Erzurum deplasmanında takımların işi hiç kolay olmayacak. Erzurumspor Futbol Kulübü'nü kutlayalım aldığı kıymetli galibiyet için. Cumartesi akşamının son maçını konuşalım. Manisa Futbol Kulübü evinde Sakaryaspor'u ağırladı. Sakaryaspor Murat Cem'in golüyle 1-0 öne geçti biliyorsun. Ardından Manisa Fofana'nın 2 golüyle 2-1'e getirdi skoru. Çok güzel gol attı Fofana. Sakaryaspor da son sözü Gradel söyledi maçta daha doğrusu. O pozisyonla ilgili sana soracağım, ne düşünüyorsun? Tabii, penaltıdan bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi ve maç 2-2 sona erdi. Manisa'da bir de Avuku transferi oldu. Filip Avuku. Aynen, stoper. Sakaryaspor'da da yeni transfer Andrade 11'de başladı bu maçta. Açıkçası bu maçta şu yine çok net görüldü. Zagre Sakaryaspor'un santraforu olamaz. Sakaryaspor'a baba bir golcü lazım. Hedef ilk 2'den çıkmazsa. Lamkerze'ye geldi. Geldi. Aynen. Tabii onu da konuşacağız. Cuma günü o da biliyorsun açıklandı. Aynen. Ne düşünüyorsun maçın sonucu için? Bu sonucun iki takıma da pek yaradığını düşünmüyorum. Hı hı. Sen ne söylersin? Vallahi öncelikle iki takımın da mücadelesini tebrik ederim. Tabii ben biliyorsun Sakaryaspor kaybetmez ben demiştim. Ben de ikimiz de aynı görüşteydik. İkimiz de hani daha iyi takım olduğunu en kötü doğru. Bir tık daha söylemiştik Sakaryaspor'un. Öne de geçtiler ki geçen hafta Keçiören Gücü kalesini çok zorlayan bir Murat Cem Akpınar vardı. Bu hafta hedefine ulaştı. Doğru. Golünü attı. Sanki hani bu sene çok fazla sürpriz golü atacak gibi bize gösteriyor biraz Murat Cem Akpınar. Bir de şu anda takımda ciddi anlamda hani bir İşte kanatta, forvette sıkıntı da varken bak Murat'tan bunları daha çok fazla Sakaryaspor tarafı bekleyebilir. Onu söyleyeyim. Şimdi mesela maç 2-2 bitti ve Sakaryaspor öne geçtikten sonra da 2-1 geriye düştü. Hani biz geçen hafta yorumlar yaptıktan sonra özellikle hem sonuç programında yaptık daha çok bunu ve daha çok doğruya cevaplar geldi. Taraftarlar bize diyorlar ki bir türlü Sakaryaspor'u beğenemediniz, iyi konuşmuyorsunuz. Ya Sakaryaspor'un kadrosunda ciddi sıkıntılar var. Biz sizin menfaatiniz için zaten bunları söylüyoruz. Mesela Kahraman'ın yaptığı hareket tam bir amatörlük mesela. Ya adam öyle girilir mi orada ya? Öyle bir adam yani hakem ilkten sarı verdi. Ben sarı vermesene zaten ilkten şaşırdım. Nasıl tabii. Göremedi dedim. Öyle bir bastı ki adama. Çünkü Güray Vural, Rafa Silva gibi oldu. Net evet. Kırmızı kart vardan veriliyor. Aynen yani nasıl göremedi? Biz televizyondan gördük. Hakemler nasıl göremedi anlayamadım. Şimdi ayrıca kadroya baktığım zaman da mesela bunu çok söyledik. Ne Emre Demir ne Ryan Abit. Bu takımda bence hedefe gidecek takımın oyuncuları değiller. Ki Emre Demir çok kötü oynadı bu maçta. Abide de hoca yine çok sabretti. Bak mesela bunu Keçiören Gücü maçında da çok sabretti. Orada mesela ilk çıkması gereken biz Abid demiştik. Hoca farklı bir ismi çıkartmıştı. Mesela bu maçta da... İlk Zagre çıktı, Mustafa girmişti Pendik'teki maçta. Yok ben çıkan onu demiyorum şey olarak söyleyeyim. Yani Abid'in çıkması gerektiğinde konuşuyoruz. Kim girdi çıktı anlamında evet. Değil. Mesela bu maçta da 85'i kadar Ryan Abid'i oyunda tuttu mesela. Ya Abid iyi oynamıyor ki. Hoca çok Abid fazla iyi oynamıyor da kulübede de girecek oyuncu yok. Var bir tane oyuncum var. Kim? Bekletmeyeceğim. Mustafa Pekdemir alacaksın. Çiftleyeceğim forveti. Ha, hoca çiftlemiyor işte. Forveti i̇şte çıkarıp forveti koyuyor. İşte, yani bunu zaten yani Sakaryaspor'da tribünden bir taraftara getirsek o da yapar zaten. Bana göre Sakaryaspor'un yedek kulübesinin en kötü olduğu sezon bu sezon olabilir. Hani başlangıç olarak. Evet. Yani Sakaryaspor'un yedek kulübesi inanılmaz yetersiz. Bir de bence sadece yedek kulübesi. 11 de yetersiz zaten. Ya evet. Hani komple bir yetersizlik var ki bana göre ben bunu yine söylüyorum. Ha ben geçen hafta ne söyledim? Suat Hoca'nın arkasında olun evet. Ama Suat Hoca'nın yanlışlarını söylüyoruz. Ya hocam tamam elinde iyi bir malzeme yok. Bunu zaten biz de söylüyoruz. Maalesef ama yani yok. Madem malzeme yokken de yapman gerekeni yap. Geridesin çifte forveti. Bunu Keçiören Gücü maçında da yapmadı. Hoca yapsa o riski kazanırdı. Almıyor hiç. Alamıyor ya. İşte almadığın zaman da iyi hoca noktası olmuyor işte anladın mı? Gradel iyi oynadı bu maçta ne diyorsun? İlk haftaya göre diyorum. Vallahi şöyle söyleyeyim. Gradel sağ tarafta oynadı evet. Şimdi. Ben bir şeyler düşündüm maçı izlerken. Şimdi Lamkerze'ye transfer oldu. Şimdi Lamkerze kanat da oynuyor. Forvet de oynayabiliyor. Kanat forvet gibi. Ama ben şimdi kadroya baktığım zaman da ciddi anlamda bir forvet sıkıntısı olduğu için. Çok net. Sanki bence hani Lamkerze forvet oynayacak gibi geliyor bana. Solda bence Gradel oynar. Sağda Andrade oynar. İleride de
Lamkelze oynar gibi mi geliyor? Lamkelze sence pivot santrafor olarak oynayabilir mi ya? Çok pivot zor olarak değil oynamayacak mi? Zaten. Gezgin bir forvet bu. Şey gibi düşünelim. Kocaeli Spor'un Ahmet Sakat'ı gibi düşünelim. Gezgin. Veya işte kim diyelim? Çorum'da oynarsa geçen seneden bahsediyorum. Eren Aydın gibi. Gezgin yani. Koşan. Ama şey olarak zaten şu anda Sakaryaspor'un bir tane pivot santrafı var. Zagre var. Evet. O da yeterli değil bu lig için. Bal yapmayan zaten geldiği zaman dedi ki Zagre kim getirdi transfer etti. Mustafa Pekdemek bence Zagre'den daha iyi oynadı aldığı az süreye göre. Ama o da yetmiyor işte. Zaten olaya işte öyle bakmamız gerekiyor. Aynen. Şimdi mesela Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu. Tüm takım taraftarlarının veya takımdaki işte ne diyeyim hocanın diyeyim veya transferde sorumlu. Mesela iki oyuncuyu kıyaslıyor. Diyor ki bu en azından bundan iyi diyor ama ya ikisi de kötü zaten. Kurtarmıyor zaten. Mustafa Pekdemek geçen sene Eyüpspor'da bir verim veremedi. Geçen sene bir tık daha zayıftı birincilik. Erok Spor'da da beyaz grup zayıftı. Bir de Eyüpspor çok güçlüydü. Ona rağmen aynen veremedi. Yani o yüzden bazen kötüyle kötüyü kıyaslamaya girmemek gerekiyor. Tabii, tabii. Bir adam kötüyse, diğeri de kötüyse senin buraya bir tane net oyuncu koyman lazım. Şu anda Sakaryaspor'un forvetleri bu lige yeterli değil. Ben Fernando Andrade'yi de bu maçta beğenmedim. Çok kaliteli bir oyuncu ama çok bencil oynadı. Ne düşünüyorsun? Ben dikkat ettiysem yorum yaptım maçtan önce. Ben kulübede bekliyorum. Ya hocalarımız ben anlayamadım. Bazı oyuncular çok yeni geldiler hemen 11'e koyuyorlar. Bence Suat Hoca orada biraz mecbur kaldı. Oyuncu yok atayım dedi. Sakaryaspor'un kadrosu maalesef kurulamadı yani. Sakaryaspor çok büyük bir camia. Hedef ya oynaması gereken bir camia. Şöyle bir sıkıntı çok var. Çok geç kalındı. Ne düşünüyorsun? Şimdi biz bak doğruları söylüyoruz tamam mı? Ya biz hep doğruları söylüyoruz. Twitter'da yazıyorlar demek ki bunlara diyor mama verilmemiş ki konuşmuyorlar. Ya siz herkesi parayla mı konuştuğunuzda? Bizim bir kere öyle karakter yok bu bir. İkinci nokta. Biz Sakaryaspor'un menfaati için konuşuyoruz. Aynen. Şimdi biz kahraman için ne dedik? Bu ligin oyuncusu değil dedik. İkinci hafta atılıyor. Bir de zaten mevkisinde de oynamıyor. Oynasa da zaten verim verebilecek bir oyuncu stoper değil. Stoper oyuncusu orta sahaya alıyor. Altı numara oyuncu oynuyor. Yok. Aynen. Şimdi baktığımız zaman da Sakaryaspor'un kale dışında, Şumski dışında birçok noktada sıkıntısı var. Mesela Alper Uludağ'ı transfer ediyorlar. Adam sakat. Şimdi maçta sakat. Şimdi ben bu yanlışı söylemeyeyim mi? Biraz önce şey söylemedim mi aynısını Ankara Gücü'nün Yusuf Emre Gültekin? Adamın zaten bir kere sağlam da olsa transferi yanlış çünkü düşüşte. Bir de sakat adam. Evet. Şimdi böyle durumlar olunca Sakaryaspor gibi camia kulüpleri etkileniyor. Çünkü taraftar kitlesi var, beklenti var. Mesela Emre Demir Urfa'ya gitti, Ümraniye Spor'a gitti. Yok Urfa'ya gitmedi, Ümraniye'ye gitmişti Emre Demir. Urfa'ya bu sene adı geçti ya olmadı. Şey, pardon adı geçti aynen. Geçen sene Ümraniye'de aynen oynadı. Verim veremez dedik. Emre Demir'e transfer ediyorsun. Emre Demir hiçbir zaman kariyerinde zaten. Mesela Barcelona'nın B takımına gitti ya herkes büyüttü. Emre Demir'in bana bir tane maçını söylesinler dedim. İşte Barcelona'ya gitmeden önce. Bir şey yok. Ya Yusuf Demir de Barcelona'ya gitti öyle bakarsak zaten hani. Herkes bir yere gidiyor ama bilmiyorum. Sakaryaspor'un kadrosu iyi kurulamadı maalesef. Ve Sakaryaspor'un çok ciddi hamlelere ihtiyacı var. Kulübede oyuncu yok yani. Sakaryaspor hani... ben sana söyleyeyim hamle yapana kadar bu puan farkı açılır. Vallahi bu haftaki Ahmet maçı kritik olacak. Onu zaten konuşacağız çarşamba günü. Aynen konuşacağız. Eğer Sakaryaspor Ahmet maçında zaten bir mağlubiyet falan gelirse Suat Hoca %100 gider. Ya %100 gider onu zaten. Onu konuşuruz sadece zaten. Sadece mağlubiyet değil bence beraberlikle bile gider. Ben sana söyleyeyim. Yani. Sakaryaspor gibi camia kulüplerin beraberlikle bir kredi alınacağın yer değil yani. Bir de bu maçta Manisa daha iyi oynadı Sakarya'dan ve Manisa'nın kadrosu daha zayıf Sakarya'dan. Yine söylüyorum. Suat Hoca'nın elinde malzeme yok. Evet. Ama diyorum bak yine söylüyorum. Bari elindeki malzeme karşılığında yapman gerekeni yap. Bak Keçiören Türk maçında yapmadın hocam. Bak maç tek kaleye dönmüştü ikinci yarıda özellikle son 20 dakikada. Çifle forveti çiflemedin bir. İkinci nokta Manisa ile oynuyorsun. Deplasmanda 2-1 geridesin. Forvet çıkartıyorsun forvet alıyorsun. Demek ki sen diyorsun ki ben kaybedersem böyle kaybedeyim veya alırsam en fazla bir puan alayım. Yine galibiyeti düşünmüyorsun. Ama düşün. Niye düşünmüyorsun? Manisa şimdi gerideyken bir anda 2-1 yaptı değil mi? Evet. Manisa'nın kadrosu çok mu üst düzey? Sakarya'nın değil. Kadrosu Manisa'dan daha iyi. Fofana dışında bir de Ramirez var. Daha iyi derken hani şey olarak özellikle yerler olarak daha iyi. Halbuki Sakarya da çok üst düzey değil ama yani. Sakarya'nın kadrosu Manisa'dan kağıt üstünde net daha iyi. Ya şöyle bak mesela şimdi şöyle bakalım. Hani şunu söylemek istiyorum. Bunu ben de söylüyorum. Ama ne anlamda söylüyoruz? Belli noktalar değil. Evet, yani, yani şunu söylemek çok, istiyorum. Çok çok iyi değil. Üst düzey değil. Yani şu maçta tabii. Manisa mesela 3-0 kazansaydı ben şaşırmam mesela. Ya bunu söyleyebiliyorum yani anladın mı? Ama neydi mesela iyi? Kalede iyi mesela Sakaryaspor. Tabii tabii kesinlikle. Tamam mı? Yerli oyuncuların birçoğunda çok iyi. Daha iyi. Ama genele vurduğun zamanda da kulübede adam yok. Yabancılarda 11'de Zagre'den bir şey alamıyorsun. Andrade daha yeni gelmiş. İşte baktığın zaman da orta saha olmayan kahraman orta saha oynuyor. 6 numara oynuyor. Ya bu etkenleri koyduğun zaman da seni
şöyle yukarı çıkartmıyor, anladın mı? Nötrlüğü bak şöyle aslında, evet. Şöyle. Doğru doğru. Bak şurada ince bir çizgi var. Yakınlaştırıyor. Bu ince çizgide de hoca ne yaptı mesela? Forvet ikilemiyor. Fofana'ya basan yok. Bak Fofana'nın attığı golde basan yok adama. Fofana çok rahat zaten gitti, golleri aynen attı yani, onu söyleyelim. Tekrardan da iki takımın mücadelesini ben tabii tebrik ki ediyorum. Lamkelze çok iyi transfer. Nokta bir transfer. O da bu maçta kadroda yoktu, hazır oldu. Diğer bölgelere de aynı bu kalitede oyuncu transferi Sakaryaspor'un yapması gerekiyor. Onu tekrardan söyleyelim. Bir de Poco da geliyor herhalde ya. Bakalım, biz özel haber verdik. Onu bekliyoruz. Evet. Çarşamba günü özellikle Sakaryaspor'a Mespor maçını özel programda konuşacağız. Tüm Sakaryaspor taraftarlarını özel programımıza bekliyor. Çünkü orada detaylı konuşacağız ki çarşambaya kadar transfer falan da gelirse Sakaryaspor'a onları da değerlendiririz. Sorularınızı da bekleriz. Sorularınızı da zaten Instagram hesabımız ve Twitter hesabımızda soruyoruz. Burada bu videomuzu izleyen izleyicimize Instagram ve Twitter'ı takip etmesini bekliyoruz. Çünkü orada aynen soruları soracağız. Yani daha doğrusu soruları isteyeceğiz. Siz altına soracaksınız. Biz programda burada elimizden geldiğince okuyacağız onları. Aynen. Hepsini cevaplarız. İki takımı Poco da tebrik edelim. Poco konusunda da inşallah gelmez diyorum. Hani Poco çok düşüşte çünkü. O da Hapoel'de oynuyordu İsrail'de en son. Bakalım. Hani Manisa'dan zaten hamle beklemiyoruz yani şu açıdan. Bu sene Manisa'nın maddi olarak eski gücü yok. Bunu herkes çok iyi biliyor. Ama Sakaryaspor'un farklı hamleler yapması şart yani. Yapmazsa maalesef sıkıntılı bir sezon geçirir Sakaryaspor. Görünen o. Ya kesinlikle öyle. Bakalım. Suat Hoca da gider yani hani. Ya öyle görünüyor. İki takımı da kutlayalım mücadelelerinden dolayı. Pazar günü oynanan maçlara geçelim. Haftanın en net galibiyeti geldi. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Adana Spor'u konuk etti. Kendi evinde diyeceğim ama sadece kağıt üstünde, çünkü maç Iğdır'da oynanmadı. Aktepe'de. Stat hazır olmadığı için Ankara Keçiören Gücü'nün stadında Aktepe'de oynandı. Iğdır Futbol Kulübü yeni transferlerinin damga vurduğu maçı 6-1 kazandı. Liço 2 gol 1 asist, Regattin 1 gol attı, Aleksic 1 gol attı, Burak Altıparmak gol attı yeni isimlerden. Geçen seneki isimlerden gol atan tek oyuncu Hasan Atipoğlu oldu takımda. Maçın ilk 10-15 dakikası Adana Spor daha iyi başladı. Ama ardından Iğdır kadro kalitesiyle üstünlüğü ele alıp çok net bir galibiyet aynen aldı. Neler söylersin maçın sonucu için? Maçın adamı da Liço oldu. Evet. İskender Bey'den gelen oyuncu büyük oynadı bu maçta. Adana Spor'da da kadronun çok net yetersiz olduğu bu maçta net evet bir şekilde görüldü. Neler söylersin? Öncelikle Iğdır'ın galibiyetini tebrik ediyorum. Sağdan'ı söyleyecektim. 5. golü yanlış yazmışlar. Kostarlık hiç atmadı. Regatin penaltıdan attı. Evet. Onu söyleyelim. Çatala burada vurdu. Yanlış hatta yazmışlar. Hani hem doğru penaltı yazmamışlar hem de golü yanlış yazmışlar. Hani bakanlar doğru olursa diye söylüyorum. Hani bu ayrımı yapsınlar. Ben maç öncesinde Iğdır'ın kazanacağını, hatta Iğdır'ın en az 2 gol atacağını söylemiştim. Alim Öztürk'ten gol bekliyordum ki hissetmişim herhalde defansının gol atacağını. Hasan Atipoğlu gol attı. Tebrik ediyorum Hasan'ı. Gayet iyi oynadı bu maçta ve hani erkenden de sarı kart görmesine rağmen kendini iyi korudu. Dakika 17'de 12. dakikada sarı kart görmüştü. Bir de orada ortalık karıştı biliyorsun. Kavga çıktı. Bir de ikinci arada bir kavga çıktı. Bu sefer de Burak Bekeroğlu kavganın içerisindeydi. Adana Spor'un siyahlı oyuncuları bayağı bir sinirlendi orada. Evet. Hatta hakem bile böyle biraz gülümser gibi oldu. Hani böyle ne oluyor gibi. Burak Hoca, Burak Pakkan aynen. Burak Pakkan bile hani kendini zor tuttu orada. Ve Iğdır net kazandı. Bir Adana Spor taraftarı da yazdı. İşte siz neye göre 2 gol yiyeceğiz diyorsunuz. İşte Iğdır nasıl 2 gol atacak falan. Çarpı 3 oldu yani. Ya biz görüş belirtiyoruz. İzleyenlerimiz, taraftarlarımız maalesef çok duygusal bakıyorlar. Yani hiç karşı tarafta yani kendi takımın karşısında bir yorum varsa ona şey yapamıyorlar. Nasıl diyeyim? Tahammül gösteremiyorlar. Ya bir kere tek başına Liço Adana Spor'un birçok oyuncusundan kaliteli bir oyuncu. Bak Liço'yu Adana Spor'a koy sana ekstra 6-7 puan 10 puan kazandırır. Adana Spor'da maalesef zaten üst düzey oyuncu yok. Evet. Bireysel olarak baktığında. Mesela ben Fevzi Yıldırım'ı çok beğendim. Çok çabaladı ama tek başına kaldı. Hani yeterli olmadı. Biliyorsun kariyerinde Kasımpaşa da var. O da Hasan Atipoğlu'yla kavga etti bu evet arada. Evet. Bence en iyi Fevzi oynadı Adana Spor'da. Ben çok beğendim performansını. Bayağı mücadele etti. Dabo bence iyiydi. Dabo da kötü oynadı. Yepyepi çok iyiydi ama Yepyepi'nin bir tane frikiği vardı biliyorsun. 18 çizgisinin orada bir faul yapıldı. Ya dedim şöyle barajın bir tık aşırsa hani bir yavaş dokunsa kale bulsa gol olabilir dedi. 0-0 iken. Adam böyle bir şut çekti ki sanki şey yani 35 metreden şut çekiyor. Yukarıdan avulta gitti. Aktepe'den Eryaman'a kadar top gitti yani. Doğru. Diyan Liço konusunda da şu anda
Mutluyum. Niye? Haklı çıktın şu yok, anda haklı çıkmadım. Zaten. Yok haklı çıkmadım. O anı söylemiyorum. Bu maçta bu performansı göstermesine sevindim diyorum. Çünkü haklı çıktığım bir nokta yok. Bu hafta 2 tane gol attı. Gider şimdi 15 hafta hiçbir şey ama yapmaz. Ama şu ana kadar için diyorum. Şu ana çok kadar kısa bir şey, süre ama. Şu ana kadar diye bir şey yok. Daha bir hafta olmuş. Ne şu ana İki kadar? 2 maç oynadı. Hani şu ana kadar dedin 8 hafta falan olur da şu ana kadar dersin. 2 hafta İkinci oynadı. Hafta. Bak haklı falan çıkmadı. Ben her zaman objektif bakarım kardeşim. Geçen hafta zaten maç çok böyle şeydi. 1-0'dan sonra Iğdır maçı gömüldü. Rolanti aldı zaten. Bu maçta zaten Diyanco tamamen kendini açtı. 2 gol bir asist. Buradan Abdülhamit Yıldız'ı da tebrik ediyorum. İyi bir transfer yaptı. Ben de oyuncu tanıdığım için zaten çok net iyi transfer dedim. Ben biliyorsun bak dikkat ettiysen Silva'yı hiç beğenmediğimi söyledim. Yanlış transfer dedim. Guima'ya yanlış dedim. Guima 11 oynuyor ama bence Guima sönük kalıyor gibi. Çok fark yaratmadı. Silva'ya da çok fazla zaten şans gelmiyor biliyorsun. Evet. Ki oynamadı da zaten bu maçta. Diyanco fazlasıyla bu performansının üzerine koyacağını düşünüyorum. Görüşümü belirttim. Yine de yeniliyorum. İnşallah da bunu yapar. Costa Alexis'i de bir görelim demiştik. Bence bu maçta iyi oynadı. Onun gördüğü sarı kartta da şöyle bir nokta oldu. Hani bilerek kendisini orada atmıyor. Orada Fatih Kuruçuk rakibi üstüne gelirken şimdi baldırlık sayısı bir oyuncu ya. Şimdi Alexis topu kurtarırken aslında orada refleks olarak kendini attı. Niye biliyor musun? Hani vücut vücuda çarpışsaydı ciddi anlamda hani bir sıkıntı yaşayabilirdi. Alexis biraz ondan çekinerek otomatikman hani kendisini sıyırayım diye yere atmış oldu. Hakem de onu bilerek attığını düşünerek aldatmaya yönelik Alexis'e sarı kart verdi biliyorsun. Hani orada öyle bir nokta oldu. Alexis de çok iş yapacak bak ben sana söyleyeyim. Tuğram da geçen hafta sakatlanıp çıkmıştı. Bu maçta kulübedeydi ama Iğdır skoru alınca Yalçın Hoca onu hiç oyuna almadı. Evet. Ömer girdi. O da asist yaptı. Burak'ın önüne attı topu. Evet. Burak güzel gol attı ama. Iğdır'ın çok geniş ve kaliteli bir kadrosu var zaten. Evet. Ya. Hani Yalçın Hoca da çok formda. Geçen sene Bolu'da çok iyi işler yaptı. Burada da iyi başladı Yalçın Hoca. Bakalım. Ya Iğdır'da iyi bir ekip var zaten. Özellikle ben sana katılıyorum. Başta Abdülhamit Yıldız olmak üzere. Çünkü Hasan Atipoğlu bana göre bu ligdeki en iyi takım kaptanlarından biri. Yani oradaki işleyişte önemli bir isim Hasan. Yani takıma disiplin, karakterli bir isim. Gelen oyuncuları falan uyum sağlatma anlamında Hasan'ın çok büyük payı oluyor. Zaten Abdülhamit Yıldız da önemli bir silah. Buraya geldikten sonra çok iyi toparladı takım hani birleştiricilik, Hamit Yıldız mesela, bütünleyicilik anlamında. Biz çok kişiyi eleştiriyoruz sportif direktör olarak. Program yaptığımızdan bu yana hani biz hep neye bakarız? Yapılan transferlere bakarız ve transferlerin verimliliğine bakarız. Aynen öyle. Şimdi mesela bir örnek daha direkt koyuyorum. Çorum'da Thomas Verheyen. Yine Abdülhamit Yıldız getirdi mesela. Doğru. Hani dışarıdan. Ha bir de çok güzel bir noktaya geldik. Mesela ben maçı izlerken aklımdaydı. Dedim özellikle yarın bunu konuşayım. Mesela şimdi Iğdır yeni çıktı değil mi lige? Ne yaptı Hamit Yıldız mesela? Liço'yu aldı değil mi? Bu ligin oyuncusu olmayan bir oyuncu aldı. Yani bu ligin oyuncu derken dışarıdan gelen oyuncu dışarıdan, olarak söylüyorum. Aynen. Guima geldi. O da dışarı. Silva geldi. 3. Alexis geldi değil mi? Katic geldi. Ya yani bir de Katic var bir de şey geldi. Bir isim daha var. Niman. Ne yaptı Hamit Yıldız? Hep dışarıdan aldı değil mi? 2 içeriden 6 dışarıdan. Tuğram'la Regattin geldi. İçeri katma. Dışarıdaki oyunculardan tamam. Bahsediyorum. Şimdi farklı bir noktaya geleceğim. Bizim Türkiye'deki birçok taraftar ne söyler? Üst lige çıktın mı? Bu ligin oyuncularını al derler daha çok değil mi? Daha çok ama. Yüzdelik olarak. Evet. Ama bak 2 senedir hem Çorum'da hem Iğdır'da ne yapıyor Hamit Yıldız? Yabancı oyuncular dışarıdan getiriyor ki ben de bu kafa diyeyim. Yani nasıl kafa diyeyim? Şöyle ama ayrımı yapayım. Bir iyi oyuncu alıyorsan al bunu zaten. Ben bunu hep Samsun Spor'a örnek verdim o zamanlar hatırla. Hep yanlış transfer, 100 transfer yaptıysa 90'ı yanlıştı. Diyordum ki almayı bilmiyorlar. Bak iyi oyuncu almayı bilmiyorlar kardeşim. Kaç tane yabancı geldi? Hepsi karavana. Hamit Yıldız ikinci defa yabancı oyuncu olarak transfer yapıyor. Farklı bir takım. Önce Çorum sonra Iğdır. Hep nokta adamlara gidiyor. Genelde yani iyi yaptı. İşi bilmek işte önemli. Bak ben evet. O zaman söylemişim. Bak şu an bu örneği Hamit Yıldız bize burada sunuyor. Bak ben de burada anlatıyorum. Çorum'da Geraldo'yu aldı içeriden. İyiydi mesela. İçeriden söylemiyoruz. Bak dışarıdan bak. Ama şöyle içeriden yanlış adam alanlar hayır, da var. Ondan hep. Konuşmuyorum. İçeriden yanlış doğruyu konuşmuyorum. Dışarı konuşuyorum daha çok. Hani şunu söylemek istiyorum. Hani sadece Türkiye'ye bağımlı kalmayın. İşte dışarıdan yapın ki buraya bir sürküyorsun ve para kazan. Anladın mı? Şimdi bak Niço muhteşem oynuyor. Liço şimdi böyle başladı. Oynadığı zaman diyelim ki Iğdır'da çıktı hem Süper Lig'de bir kere senin net oyuncun olur. Belki de sana bir 5 milyon, 7 milyon euro, 8 milyon euro teklif gelir. Yani sen mesela bunu Eyüp de yaptı geçen sene. Ampem'de Bruno'yu getir. Ben ne dedim ki sana nokta dedim. İkisi de aynısını yaptı. 10 numara oynadı. Dışarıdan yani şunu söylemek istiyorum. Dışarıdan kaliteli transferler yapılsın ama işte doğru isimlere yönelisin. Ben o yüzden sportif direktörü eleştiriyorum. Gidiyorsun kardeşim diyorsun ki Adana Spor'da şu oynadı. Bunu herkes yapar sporda. Ya şu anda git bu ligde takip eden 100 tane izleyicimize sor. Sana zaten en başta der ki
Regatin der, tamam mı? İşte baktığın zaman da birçok noktada Payşao der. Payşao der. Yine Turam'ı söyler. Tabii. Gider işte baktığın zaman da belki yerlilerden Caner Cavlan'ı zaten söyler. Bu ligin en iyi sol beklerinden birisi. Tabii. Hep söylüyorum. Alimi i̇şte, der. Alimi Hasan'ı der stoperde. Bunu zaten herkes söylüyor. Atınç'ı der. Önemli olan dışarıdaki zaten aslında scoutluk veya sportif direktörlük oyuncu izleme noktaları buradan başlıyor. Ama Abdülhamit Yıldız yurt dışı patentli bir isim olduğu için iyi bağlantıları var bence. Ondan değil. Bunu iyi kullandığını düşünüyorum. Futbolu iyi bilmek önemli. Tabii o da önemli. Çünkü zaten, Hamit Yıldız diyelim ki şu bilgisayarla maç izliyor, bir de şu televizyonla izliyor. Şimdi hangisi iyiyse onu daha çok kullanırsın, tamam mı? Şimdi oyuncu izlerken de senin bahsettiğin şey hani diyorsun ikili ilişkiler gibi. Orada aslında şey kime nerede ulaşacağını bilmek. Bu o noktaya çıkıyor. Ama oyuncu çok farklı. Şimdi mesela bir liste hazırlıyorlar. Mesela ben niye Silva'ya yanlış dedim? Bu da Hamit Yıldız'ın transferi mesela. Ha belki beni yanıltacak. Bu ayrı bir nokta. Ben düşüncem olarak yorumluyorum. Belki hani o iyi çıkmayacak. O da bağlantının ürünü ama doğru oyuncuyu seçmek. Ama Hamit Yıldız'ın yüzdesine vurduğun zaman da bu yüzdenin ben 80'den başladığını düşünüyorum. Bak net olarak. Benim hani herkese iletişim var. Birçok sportif direktörüdür, başkanıdır, CEO'sudur, yöneticisidir, futbolcusudur. Ama adamla iletişimim varken de ben yanlışına yanlış diyorum. Doğrusuna doğru. Ama Hamit Yıldız doğru. Ben dün maçtan sonra da yazdım ona. Evet. Bak yazdım. Ama iyi oyuncu. Ya şimdi kötü olsa ben burada yerden yere vururum Hamit Yıldız. Ya Hamit Yıldız, ey Hamit Yıldız derim. Hani bana nasıl transferler geldi. Ben sana bir şey diyeyim mi? Iğdır'ın en olumlu yanı şu bence. Elde müthiş imkanlar var ama çok... Ve işitebilen insanlar var. Çok mütevazi isimler var ama orada. Yani takımın imkanlarına oranlı. İşte Can Türk Başkan öyle. Birçok kulüp başkanı var. Mobese kamerası görseler konuşuyorlar. Onur Bey var CEO mesela. Can Türk Başkan Türkiye'nin en zengin isimlerinden biri. Ben bir kere çıkıp yani ilginç bir açıklama yaptığını görmedim. Bu da çok önemli. Bazı başkanlar var sürekli gereksiz açıklamalar yapıyorlar hani. Abdülhamit Yıldız gene öyle. İşini gayet iyi yapıyor. Yalçın Hoca zaten çok formda. Hani son 1-1,5 yıldır ligin en formda hocalarından biri. Hakan Kutlu ile beraber Yalçın özellikle. Yalçın Hoca mesela geldiği zaman dedi ki Bolu'da hani korumacı bir futbol oynaması gerekiyordu. Burada hani bu kabuktan çıkması lazım. Bu maçta mesela muhteşem de performans hocanın. Kesinlikle. Ben sana söyleyeyim. Ya Iğdır'da işler yolunda. Ben Adana Spor için de bir iki bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Ya Adana Spor yıllardır hedefsiz bir takım maalesef. Hani şu an yeni başkan geldi ama yani yeni başkanın atama maalesef, zaten. Evet çok bir etkisi yok çünkü kulübün sahibi hala Bayram Akgül onu söyleyelim. O yüzden yeni başkandan da çok bir şey beklemiyoruz Furkan da ben de. Adana Spor yine maalesef ligde kalmaya oynayacak acı gerçek yani Adana Spor çok büyük bir camia Toros Kaplanları ama Adana Spor hani kadroya bakıyorsun. Hıdır bu ligin oyuncusu değil. Jankat bu ligin oyuncusu Tam değil. Tam ondan alacaktım ben Bana de, göre Hıdır'dan. Feyzi bu ligin oyuncusu değil. Metehan Altunbaş bu ligin oyuncusu değil. Yabancı oyuncular da oldukça sıradan oyuncular bence sis dışında. Ben sana bir şey söyleyeyim Bilmiyorum. mi? Adana Spor'u maalesef çok sıkıntılı bir sezon bekliyor. Alp Efe Kılınçlar, Turgay Gemici başları işte, Devran Şenyurt. Ya bilmiyorum Adana Spor'un işi çok zor ya maalesef. Sen ne düşünüyorsun? Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Saydığın isimlerde bir tek Fevzi'ye katılmıyorum. Peki. Ben Fevzi'yi beğenmiyorum. Fevzi bence maçın en ısıran, en çok çabalayan oyuncu olan birisiydi. Ha Fevzi'yi al şu anda mesela başka bir takıma götüreyim şu ligde. Hani biraz daha iyi. Belki en kötü playoff zorlayan. Hani orada iş yapabilecek bir potansiyel var o ama. O da kırmızı gördü biliyorsun sonlarda. Metehan'da bence potansiyel yok. Hıdır Aytekin İskenderunspor'da forma şansı bulamadan kiralık gönderildi. Ya sen onu birincilikte 11'de oynatıyorsun. Şimdi mesela ikincilikte Sarıyer, Batman, Van Spor, Serik, Aksaray'ı alsa yanlış derim. Bak Aynen. bu kadar ileri gidiyorum. Adana Spor sıkıntılı maalesef. Amado Süs zaten iyi bir yabancı oyuncu olduğunu geçen hafta da söyledik. Bence Yepyepi de iyi bir oyuncu ama yani iki tane oyuncuyla bu maalesef gemi yürümüyor. Ben tekrardan Iğdır'ın galibiyetini tebrik ediyorum. Haftanın en net, en farklı galibiyetlerinden birisi oldu. Ben de sana katılıyorum. Iğdır'ı tebrik edelim Iğdır Futbol Kulübü'nü. Bir diğer maça geçelim. Güzel bir maç oldu. Çorum Futbol Kulübü Fatih Karagümrük'ü ağırladı kendi evinde. Çorum 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 geriye düştü. Ardından 2-2'yi yakaladı ama maç berabere sonuçlandı. Çorum Futbol Kulübü bu sezonki ilk puanını aldı. Fatih Karagümrük ise 2 maç 2 beraberlik oldu. Oyuna sonradan giren Karagümrük'te Brezilyalı golcü Wesley tam 446 gün sonra gol attı Furkan. Aynen. Çok ilginç bir istatistik. Yani neredeyse 1,5 sene yakın. Ki aynen öyle. Çorum'da da Verheyt ve Geraldo golleri atan isimlerdi ama
Seninle hep konuşuyoruz ya, iki haftadır Çorum'un kadrosu geçen senenin maalesef uzağında diye. Hatta sen bir iddia ortaya attın. Ya Çorum'u şu an bile değil demiştin hani. Maalesef göremiyorum. Şundan dolayı kadro, bir de Ozan Sol'un sakatlığı falan, Atakan Cangöz'ün sakatlıkları Çorum'u yakıyor bence. Bir de dün Hasan Hüseyin öyle hatalar yaptı ki kalede. Hani kalede senle ben olsak biz de o hataları yapardık bence hani. Ya Hasan Hüseyin inanılmaz ötesi hatalar yaptı. Hele ikinci gol komedi bence Hasan Hüseyin'in. Hatta dün Çorum sayfaları da Hasan Ağa ne yaptın falan diye paylaşmışlardı. Kerem'in performansı nasıl buldun peki? O da facia oynadı. Yani çok izleyenlerimizden biri yorum yazmış. Kerem Kalafat. Sizin Kerem'le ilgili yaptığınız yorumlar aklıma gelince dedi, hak verdim dedi. En kötü maçıydı bence Çorum'a evet. Geldiğinden beri Kerem'in. Bak hocayı da gördüysen Kadir Seven'i yedek bıraktı. Bir de Mehdi Buccema yine facia bir performans sergiledi. Karagümrük'te de Westy artık haftaya 11 oynar bu iki evet. Golden sonra. Neler söylersin 2-2'lik sonuç için? Şimdi iki takımın da mücadelesini tebrik edelim. Çorum kaybetmez dedik en kötü, güvenemiyoruz dedik. Beklediğimiz gibi de zaten kaybedecek noktadayken maç 2-2 bitti. Evet. Bence Geraldo iyi oynadı, bir gol bir asist yaptı. Şimdi ben burada çok eleştireceğim Serkan Özbalta'yı. Şimdi niye eleştireceğim? Neden? Şimdi Kadir Seven'in tamam biz zaten yanlış olduğunu söylüyoruz. Bu ayrı bir nokta. Geçen hafta 11 oynuyor, bu hafta kulübede. Geçtim. Geçen hafta ilk 11'de oynuyor Suat Kaya. Bu hafta kadroda bile yok. Ama Suat sakat. Yok. Sakat mı? Sakatlandı ya. Ben sana haber attım ya, paylaştık. Ha, doğru. Değil mi? Öyleydi. Ama Suat da Kasongo sakatlar. Kasongo 6 hafta yok. Suat da 4. Ha öyle değil mi? Tamam. Neyse onu geçtim. Şey noktasına geliyorum. Eren Karadağ yine söylüyorum. Geçen sene Çorum transfer etti. Oyuncu kiralık gönderdi. Batman'a verdi, sonra Sinop'a gitti. Hatta ben dedim ki Eren'e niye dek kiralık verdiniz? O yani geçen seneki takımda en kötü şey olsun, alternatif olsun. Geçen sene hani yüzüne bakmıyorsun, gönderiyorsun, hatta iki takıma gidiyor. Bu sene bu oyuncu 11'de oynatıyorsun. Eren dün bence kötü de oynamadı ama sana söyleyeyim. Ne yok ben hani şey olarak zorladı yani. Hocanın şey anlamında, tercihler anlamında ben söylüyorum. Ama ben sana bir şey geçen diyeyim hafta mi? Verhet yedek, bu hafta 11'de bak geliyorum. Tamam. Ondan sonra sol bek alıyorsun mesela. İki takımında sol bekim var. Erkan Kaş var. Erhan Kara var. Bir de üçüncü Atilla Turan niye alıyorsun? Ama Erhan Kara gönderilecekmiş. Antrenman performansından memnun kalınmamış. Şimdi antrenman performansından öyle haber mesela gördüm. Memnun ben değil. Diyelim ki doğru olalım. Doğru olduğunu farz edelim. Ama senin getirdiğin oyuncu zaten Kocaeli Spor'dan gönderildiği için artık lokma dağıtma noktasına geldiler. Yani bu transfer politikasını anlayabiliyor musun mesela? Bu sene Çorum'da para da yok ama. Bence para var. Ben sana öyle söyleyeyim. Eğer sen Kadir Sever'e 10 milyon TL bonservis veriyorsan bilmiyorum. Benim söylenecek hiçbir şeyim yok. Ben bilmiyorum da Çorum'un bu seneki kadrosu geçen senenin çok altında maalesef. Zaten, dün tribünler de gene boştu. Çorum taraftarı Çorum geçen bir türlü stadı dolduramıyor. Evet. Ben anlamıyorum. Bak Çorum'un kadrosuna bir bakalım kulübeye. Bir tane alabileceğin oyuncu var. Abonu ki o da hücum oyuncusu değil. Ki nasıl yedek kalıyor hala anlamıyorum mesela. Bak alamazsın. Ahmet Anal güvenebilir misin? Sonko'ya güvenebilir misin? Yok. Mustafa Emre Yalçınkaya? Yok. Atilla Turan? Oyuncu yok. Berkay Arı stoper zaten. Kestel'den geldi. Sol bek var iki tane zaten kulübede. Erhan Kara ile Atilla. Doğru. Bilmiyorum. Çorum'un işi zor ya. Şimdi bir de mesela sen yabancı oyuncu alıyorsun Mehdi Buccema. İki haftadır gram katkı yapmadı. Ya yabancı oyuncu... Şimdi Çorum'un zaten kadrosu geçen senenin gerisinde diyorsak otomatikman gelen yabancının ekstra katkı yapması lazım. Sana zarar yazıyor bir de Buccema. Buccema'yı geçen hiç artısı yok. Senin daha büyük zararlı yaptığın transfer Kasongo'ydu. Çünkü o lades oldu bile bile. Bile bile lades ve özellikle transfer programında şunu söyledik. Kardeşim Kasongo, bu ligin en iyi forvetlerinden birisi. Kimsenin oyunculuğuna, tabii, futbolculuğuna, golcülüğüne bir lafı yok. Ama bu adamın futbolculuğuna ve golcülüğünün önüne geçen bir sakatlığı var dedik. Ve geçen sene Sakaryaspor'a transfer olduğu zaman bile ben bu yorumu yaptım. Çok sakatlanıyor diye. 5-6 kere sakatlandı. Çorum için dedim ki ben bu riske girmezdim. Almazdım dedim. Büyük bir kumar oynuyorsunuz dedik. Daha ilk haftanın sonunda sakatlandı. 6 hafta yok. Şimdi sen döviz olarak bir para verdiğin oyuncuya, yabancı oyuncuya hani para yok diyorsun ya Çorum için. Böyle bile bile lades yapıyorsan o zaman burada para yok. İşte maddi durum yok. Hatta taraftar da gelmiyor diyorsan normal gelmez yani taraftar. Artık taraftar da hak vermeye başladı biliyor musun? Bu sene özelinde ama geçen sene için konuşmuyorum bu sene. Çünkü ben kadroya baktığım zaman da özellikle kulübeye bakıyorum mesela. Bir tane oyuncu hamlesi yapacak oyuncun yok yani. Çorum'a %100 kanat transferi ve kaleci transferi lazım. Birinci kaleci olacak kaleci kanat bir de... Kanat nereye sola mı istiyorsun? Valla hem sol hem sağda oynayabilecek de olur. Ama sağda Geraldo olduğu için... Başka oyuncu yok ama Geraldo'dan sola... başka.
Vallahi şu an şöyle bir şey görünüyor. Çorum'a da 6-7 transfer, Sakarya gibi transferler lazım. Kesinlikle. Çorum, Geraldo ile Verheyd'in sırtında gidecek gibi görünüyor. Sen ne diyorsun? Bu iki oyuncudan birini Allah korusun bir şey olursa Çorum büyük sıkıntı çeker. Ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi Erhan Kara'ya haber gördüm gidecek diye dedin ya. Öyle evet. 3 sol bek ama oldu yeni zaten. Geldi Erhan Kara. Geldi de idman performansından memnun değillermiş. Öyle haber zaten gördüm. Ben Erhan Kara transferini anlayamadım. Çünkü o zaman da söyledim. Erhan düşüşte zaten. Düşüşte dedim. Ya mesela o da bilebilir Lades. Geçen sene Menemen'de de sezonu kapatama. Ya evet. Tamamlayamadan gitti. Bilebilir Lades. Ya şimdi bak bunları işin içine koyduğum zaman da ben işte bu sefer şunu söyleyemiyorum. Hani para yok Çorum'da. Ama sen elindeki belli bir parayı da yanlış kullanıyorsun. Ya bu sene öyle bir algı var biraz. Ben o manada diyorum. Hani işte Alagöz çekildi mecburen. Aynı ligde oldukları için falan. Ya hani... çekilmiyor aslında biliyor musun? Ya evet de hani olamıyor falan yani artık. Yani bir de şimdi Çorum'un Oğuzhan Başkan da çünkü kaç kere açıklama yaptı dedi ya. Belli bir bütçe oluşturamazsak biz hedefe oynayamayız dedi. Ligde kalmaya oynarız dedi resmen. Hı-hı. Hele bir de bir ara haberler vardı. Verheyd gidebilir falan filan diye. Verheyd de gitseydi var ya Allah korusun. Evet. Ne diyorsun? Verheyd gitseydi ama bonservis kazandıracaktı. Bir de öyle bir noktası olacaktı da. Evet o doğru da. Hatta bir 300 bin euro falan konuşulmuştu o zamanlar. 300-400 bin euro gibi ama Çorum'un kadrosunda ciddi sıkıntı var. Şimdi maalesef. Ben direkt tek bir noktadan alıyorum. Bak bir oyuncu alırsın. Bonservis verirsin. Çok iyi para verirsin. Hak eder deriz. Tamam deriz. Ver. Ona hiç lafımız yok ama ya sen Kadir Seven'e 10 milyon TL veriyorsan bak ben belki bunu biraz temcit pilavı gibi oldu şu iki haftadır. Ha belki de transfer programlarından bu yana ama bence aslında bu birçok şeye ışık tutuyor. Mesela sen böyle bir oyuncuya verdin. Geçen hafta oynattın, kötü oynadı. Bak bu hafta kestin. Ben de sorarım hocam niye kestin mesela? Belki direkt şu cevabı verirler, verseler. Ben geçen haftaki performansını sakat olduğunu düşünmüyorum çünkü. Bir sakatlığı yok. Kadir'im. Aynen. Ben de düşünmüyorum. Ya diyecekler ki performansını beğenmedik. Oyuna girdi zaten sonradan. Ha zaten dün. Performansı buydu zaten. Hep buydu zaten. Hep buydu. Hep buydu. Kerem Kalafat'ı hep söyledik. Hani izleyeceğimiz yorum yazmış ya. Kerem Kalafat çok iyi bir sağ bekti. Ama Giresunspor'da öyle bir sakatlandı ki. Doğru. Ondan sonra Kerem bitti. Benim en çok beğendiğim oyuncu. Bak o sene daha da gençti. Yani şöyle söyleyeyim sana. O zaman bir 4 sene önceydi. Şu an kaç yaşında Kerem Kalafat? 23. 19 yaşındayken ben adama iyi demişim. Bak düşün. Kerem Rize'de de sakatlandı diye hatırlıyorum hatta. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani... Ben 19 yaşında bu adamı iyi demişim, sakatlanmış. O sakatlığın onu zarara uğrattığını, sıkıntı verdiğini söyledim. Ben girmezdim riske dedim mesela. E şimdi Arda Yılmaz Türk'ün var mesela. Şey Arda Yılmaz Türk'ün kaybettiler şey, onu. Arda Yılmaz Türk'ün geçen sene vardı. Hiç yüzüne bakmadım mesela. Arda'ya bakacaksın. Tamam, o da sakatlandı ama. Yani bu sene iyileşti oyuncu. Ya bilmiyorum. Maalesef Çorum Futbol Kulübü'nün kadrosu geçen seneye göre zayıfladı evet. Kağıt üstünde. Karagümrük'te de Cilobo Cigene iyi oynadı. Ahmet maçında da iyiydi. Başarılı stoper. Bu maçta da iyi oynadı. Hı hı. Bir de ilk yarıda Çorum'un iptal edilen bir golü var. Vardan bence karar doğru. Hangisi? Çünkü Geraldo Doveda'nın ayağına basıyor. Aynen, Eren'in attığı golde. Karar doğru zaten. Karagümrük'te de Cilobo Cigene'in verilmeyen golü doğru bence. Orada da net offside. Cilobo Cigene en önde. Evet. Yani. Mesela bak Vesti'den bakıyoruz. Ne söyledik geldiği zaman? Vesti, nokta bile. Vesti iyi golcü. Düşün işte. Vesti daha 27 yaşında bir de. Vesti burada çok iyi bir sezon geçirip Süper Lig'e de atabilir kendini. Atar. Karagümrük'te çıkamazsa ben zaten bile. Onu bekliyorum. Olabilir. Ben zaten onu bekliyorum. Mesela Wagner Love geldi Alanya Spor'da iş yaptı Beşiktaş'a gitti ya. Mesela ben Vesti daha da genç geldi zaten. Evet. Bayağı genç geldi. Wagner Love ilk geldiğinde çok kötüydü Alanya'yı hatırlarsın. İlk 5-6 hafta kötüydü. Duvaya çıkmışlardı. Duvadan sonra patır patır gol yaptı. Gol kralı oldu aynen. O sene. Yani Vesti tekrardan ben tavan yapacağını düşünüyorum kariyerini. Olabilir. Vesti kaliteli bir aynen. Oyuncu. Tekrardan iki takım mücadelesini tebrik edelim. Kesinlikle. Çarşamba günü de Allah kısmet ederse 3. haftanın maçlarının öncesini konuşacağız. Aynen öyle. Bir diğer maça geçelim. Bu maç da 19-15 maçıydı. Saat olarak aynı saatte. Başkent'teydi. Gençler Birliği Bolu Spor'u konuk etti kendi evet. Evinde. Bolu Spor çok erken öne geçti. Berk Yıldız'ın golüyle. Ardından hemen ikinci yarının başında Gençler Birliği adaşım Metehan Mimaroğlu'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi ve maç bu skorla sona erdi. Gençler Birliği rakibine oranla daha baskılı, daha etkili bir futbol oynadı ama iki takım da bence istediklerini elde edemediler. İki takımın da ilk puanları oldu bu sene, aldıkları birer evet. Puan. Ben Gençler Birliği'nde Recep Hoca'nın özellikle Yatabari'yi 86-87'de oyun almasını anlamadım. Mete Kağan 85'te. Evet çok geç yaptı değişiklikleri. 82'de daha doğrusu Mete Bolu Spor'da da Serhat Hoca sezon başı bir açıklama yapmıştı. Demişti ki bize 5 hafta verin diye. Ben o açıklamaya katılmıyorum. Şundan dolayı
Serhat Hoca bence Yalçın Hoca'dan hazır bir takım aldı. Forvet mevkisi dışında. Çünkü Boluspor geçen sene mütevazi bir kadroyla playoff oynadı ve aynı kadrosu elinde kaldı. Evet. Kaybettiği bir oyuncu olmadı. Ve ona rağmen ben Serhat Hoca'nın zaman istemesini mantıklı bulmuyorum. Bir de Boluspor'da Tunağan Çiçek de Batman'a gitti biliyorsun. Aynen. Ali Ülgen oyundan çıktı ya, bir sakatlık yaşadı değil mi? Evet, ilk yarıda problem yaşadı. Aynen. O yüzden çıktı devre arası. Ben şöyle düşünüyorum, bu bir puan iki takıma da yaramadı. Bir de Recep Hoca'nın Nalepa'yı gene yedek bırakması, Mete Kağan'ı çok geç alması, Yatabari'yi çok geç alması. Gençler Birliği bence 9 kişi oynadı maç boyunca. Fırat Can Üzümlen, Gökhan Altıparmak facia oynadılar. Senin yorumun ne olur? Vallahi geçen hafta ve hoca bu takımın başına geldiği zaman da hep şunu söyledik. Recep Hoca'ya çok büyük bir şans geldi, imkan geldi. Ve özellikle bu maç öncesinde konuşurken belli oyuncuları saydık. Mesela ben Gökhan'ın direkt oynamaması gerektiğini söyledim 11'de. Çok kötü oynadı ve 87 dakika oyunda kaldı. Çok kaldı. Mete Kar oynamalı dedik, 82'de giriyor. Nalep 11 oynamalı diyoruz. Devrede girdi. 46'da giriyor ki yedek kalıyor. Evet. Yani Recep Hoca eline gelen fırsatı kullanamıyor kardeşim. Maalesef. Yani hocalarımız maalesef Türkiye'de böyle fırsat gelen hocaların birçoğu bunları yani göz göre göre kullanamıyorlar ya. Hani şunu derim, sen doğru oyuncuları oynatırsın 11'de, oyuncun vurur girmez, direkten döner, kaleci kurtarır, kazanamazsın, puan alamazsın, başarısız olsun gidersin, derim ki hocam her şeyi yaptın, olmadı, kısmetsizdin. Aynen öyle. Ama sen yapmıyorsun ki bunları. Fırat'cığın üzümü geçen hafta çok konuştuk sonuç programında. Bir izleyicimiz yorum yazdı. Ben maçtaydım. Çıplak göz dedim. Hayatımda bu kadar bize kötü gelen bir bek olduğunu görmedim. Gençler Birliği taraftarı yazmıştı. Evet. Kendi takımı adına. Aynen, kendi takımı adına. Yani Recep Hoca şu anda sınıfta kaldı. Bak ben sana söyleyeyim. Recep Hoca ile bu iş gitmez. Bu net gözüküyor. İyi yani başlamadı. Hoca bence takımını tanıyamadı. Ben sana oyuncuların da farkında değil. Bak Recep Hoca kendi oyuncularının farkında değil kardeşim. Ya geçen hafta dilimize tüy bitti. Söyledik. Mete Kağan bu takım yedek kalamaz. Hocam 82'de alıyorsun. Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Ya ne yapıyorsun yani? Çok geç aldı. Bir de geçen hafta Gençler Birliği Kocaeli Spor maçında 3 tane 6 numarayla çıkmıştı. Gene aynı 11 ile çıktı, evet, orada. Mesela, Mikail, Buğra, Etebo. Evet. Çok defansif kalıyor ya. Kesinlikle. Mesela Bolu'da da Serhat Hoca'nın hataları var. Esra'la bu takımda nasıl yedek kalıyor? Babakar nasıl yedek kalıyor? Onur Ulaş yedek kaldı. Işık Kağan 11'de oynadı. Aynen. Bence mantıksız. Aynen. Nasıl mesela Onur geçen sene bu takımın en iyi oyuncularından biri? Son 2 yıldır en iyi oyuncularından biri hatta. 3. yılı bu sene Bolu Spor'da Onur. Ki 2 hoca içinde zaten biz görevlerine devam edemeyeceğini düşündüğümüzü söylemiştik. Yani iki tercihinde hani Recep Hoca için bir görelim, bir fırsat geldi ama risk demiştik, ama Serhat Hoca için net olarak yapamaz demiştik. Boluspor'un da haftaya çok, yani bu hafta sonu çok önemli bir maçı var. Erok'ta oynayacaklar. Hani ne anlamda söyleyeyim? Direkt rakipler anlamında. Çünkü ben hani baktığım zaman da Boluspor'un Serhat Hoca ile çok iyi gideceğini düşünmüyorum. Ve gitmediği zaman da hep alt tarafa yakın gidecektir. Bir de Bolu için Erok maçı direkt hedef maç. Erok, evet, iyi bir kadro yapamadı. Ondan dolayı o maçta hataya tahammülleri yok. Ben Gençler Birliği'nde Recep Hoca'nın elindeki malzemenin farkında olmadığını düşünüyorum maalesef. İşte zaten Gençler Birliği'nin kötü bir kadrosu oyuncularını yok. Oyuncularını tanıyamadı işte, ben öyle düşünüyorum. Çorum'dan falan gayet iyi kadrosu Gençler Birliği'nin mesela. Bence. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hoca bu ligi falan bilmiyor. Bu ligi bilen hoca bu oyuncuları yedek bırakamaz. Yedek bıraksa, ki bırakmaması lazım, bu kadar geç alamaz. Ya Mete Kağan kapanan takımlara karşı veya kilit açacak oyunun kilitlendiği maçlarda kilit açacak bir oyuncu. Evet. Araya girer. Şutları dar alan, iyi. Dar alanda birebir de etkili. Uzaktan, evet, şutlarla golleri var. Duran topları da iyi kullanan bir oyuncu. Hızlı da bir oyuncu. Beklerin defansın dengesini de bozabilecek, evet, bir oyuncu. Ama sen bu oyuncuyu 82'de alıyorsun. Geçen hafta yine aynı şekilde geç aldın. Değil mi? Geç almıştın. Evet. Yani anlayamıyorum bazen. Gerçekten anlayamıyorum. Bu iki takıma da bence beraberlik yaramadı. Ben öyle düşünüyorum. Öyle. İki ekibi de mücadelelerinden, aynen, dolayı. Aynen, tebrik edelim. Tebrik edelim. Son maçımıza geçelim. Hı hı. Şanlıurfa Spor, Ümraniye Spor maçını konuşacağız. Şanlıurfa Spor çok kıymetli ve çok değerli ve çok kıymetli bir 3 puan aldı dün, hı hı, akşam. Ki Şanlıurfa Spor biliyorsun bu sene bayağı mütevazi bir kadroyla sezona girdi. Maddi imkanlardan dolayı Şanlıurfa Spor'un bu sene düşük bir bütçesi var. Ümraniye Spor da ligde ilk haftaya çok iyi girmişti. Kendi evinde Çorum'u 3-0 mağlup ederek, ama Şanlıurfa Spor dün akşam müthiş bir galibiyet aldı. Çok üstün oynadı. Maçın başında Ofosu'nun golüyle öne geçtiler. 1-0, ardından golü maç kendi kalesine attı. Ümraniye Spor skoru Mehmet'in attığı golle 2-1'e getirse de, Konya Spor'dan kiralık gelen ismiyle. Son sözü Atakan söyledi Urfa'da ve Cihan resmen servis yaptı. Çok büyük hata yaptı Cihan Topaloğlu 3. golde. Şanlıurfa Spor müthiş bir 3 puan aldı. Urfa
İki, belli bir bölümden sonra çok yoruldu takım olarak ama ona rağmen kazanmayı bildi. Erkan Hoca'ya biraz eleştiriler var değişiklikleri geç yaptığı için ama Erkan Hoca'nın elinde de çok dar bir kadro var. Ben Erkan Hoca'ya yapılan eleştirileri bu maç için mantıklı bulmuyorum. Kulübede hocanın öyle hamle gücü yok yani. Hoca ne yapsın? Yorumun ne olur? Şimdi öncelikle Urfa Spor'un da galibiyetini tebrik ediyoruz. Aynen. Ve biz bu maçta yanıldık biliyorsun. Ümraniye evet. Spor tarafındaydık. Ama Urfa Spor çok üstün başladı ve özellikle ben maçın tamamına baktığım zaman da fizik kondisyon ve çok koşma anlamında yani mesela şu maçın şeyini çıkarsınlar, istesini çıkarsınlar, koşu yüzdeleri, koşu işte kilometreleridir, metreleridir, her şeyi koysunlar. Urfa Spor her bölgede Ümraniye Spor'lu oyunculardan daha fazla ağır bastı. Bu net gözüküyor ki özellikle atılan ilk golde öyle bir az adamla yakaladılar ki rakibi ve evet. Çok da organize çıktılar. Güzel bir gol oldu. Haftanın bence hani hazırlanış ve atağa çıkış olarak gelen goller anlamında en iyi gollerden birisi olduğunu düşünüyorum. İkinci golde çok ilginç bir gol. Bir kere orada hem Embolo'ya yaptırılan orta, Ümraniye Spor tarafındaki oyuncular için konuşuyorum, eleştiriyorum. Hem de kalecinin o golü yemesi, hem de Gulimaç'ın çok ciddi anlamda bir konsantrasyon sıkıntısı yaşaması. Böyle bir gol yemelerine sebep oldu. Organize hatalar oldu resmen. Aynen, Ümraniye zincirleme Spor'da. Hatalar oldu. Zincirleme resmen. Daha kesinlikle. Doğru. Şimdi Urfa Spor mesela topu aldığı zaman da geriden çok rahat çıktı. Yani orta sahayı çok rahat geçti. Evet. Ümraniye Spor'la oyuncu. Yani aslında zaten benim fizik kondisyon demem oydu. Kondisyon olarak zaten hiç nefesi yetmedi Ümraniye Spor'la oyuncuların. Urfa'lı oyuncular yetişemedi. İkili mücadelelerde bir dikkat et. Genelde hep Urfa Spor'la oyuncular üstün çıktı. Şimdi mesela şeye bakıyorum. Şanlıurfa Spor'da ortalana bakıyorum. Hatta taraftarların da bununla ilgili çok yorumu var ki ben de katılıyorum. Sen katılıyor musun bilmiyorum. Landel'i hiç beğenmediler. Landel'i ben de beğenmedim. Ali Male müthiş bir maç Male çıkardı bence. Male çok oynadı. Hatta ilk yarıda sağ çizgiden biliyorsun o zaman taç çizgisinin dışındaydı. Atıp geçti. Yani işte aslında söylemek istediğim oydu. Kondisyon olayı. Ha tamam zaten Male hızlı gitti ama diğer her noktada Ümraniye Spor'lu oyuncular tamamen Urfa Spor'a karşı ezildi ve Çebu Soko geçen transfer olduğunda da söyledik transfer programında. Biz bunu geçen sene Bandırma Spor'da da söyledik. Hatta Bandırma'ya ilk geldiği zamanda. Çebu Soko bu ligin oyuncusu değildi. Bu ligde oynayamazdı. Çok kötü oynadı. Dün kaç tane top attılar önüne. Evet. Ya adam önüne top gelmeden topuna çarpıyor. Top gidiyor arka tarafa. Doğru. Yani rakibine gidiyor. Ya bence acilen Soko'nun kulübeye çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Muhammed Gönül Açan'ın performansını çok beğendim. Çok mücadele etti. Bence Landel onun biraz dengesini bozdu yanında ama Gönül Açar bence iyi toparladı. Taraftarların yorumları vardı. İkinci golün Ahmet Gökbayrak'a yazıldığına dair ama yazılmadı. Yani federasyon sitesinde de baktım. Orada da yine Gulimaç'a gözüküyor. Ama evet. Sanki yanlış hatırlamıyorsam maçı da izledim de şeyi hatırlayamıyorum bir anda. Anons yapan kardeşimiz de sanki Embolo'yu şey yapmıştı. Söyledi. Anons etmişti. Ben evet. Maçı Beyin Spor'dan izledim bu arada. TRT Spor'dan izlemedim. TRT Spor verdi mi bilmiyorum verdi. Da. Yani orada spiker onu söyledi mi bilmiyorum ama Beyin Spor'da spiker şunu söyledi. Embolo'ya yazıldı. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ortaya o açtı ya. O yüzden söylüyorum. Ama hem burada hem federasyon sitesinde Gulimaç'a yazıldı gol. Bu da ayrı bir nokta. Yani Ümraniye Spor tüm hatlarıyla kaleden tut forvete kadar çok çok kötü oynadı. Ama tabii ki kötü olduğu için Urfa kazanmadı. Urfa çok çok iyiydi. Onu söyleyeyim. Bence de. Bize de çok tepki var. Hani siz Ümraniye Spor dediniz kazandık. Olabilir. Zaten biz futbolla ilgili görüşler belirtiyoruz. Hani sezonun geneliyle ilgili bizim bir görüşümüz var. Mesela şu takım sıkıntılı diyorsak. Hani bu takım hiç galibiyet alamayacak demiyoruz. Tabii galibiyetler canım. Gelecek. Kesinlikle. Mağlubiyetler de gelecek. Beraberlikler de gelecek. Mesela biz Ankara Gücü'nü şampiyonluk adayı görüyoruz ama ben hafta sonu Erzurum kaybetmez dedim mesela. Evet. Hani onlar da öyle mağlubiyetler, galibiyetler alacak. Urfa Spor değerli galibiyet aldı ki Urfa'nın fikstürü zor. Bu haftadan sonra, bu hafta sonu yani. Urfa, İstanbul'la pazartesi oynayacak. İstanbul Spor'la oynayacaklar. Bir de Urfa Spor'un fikstürünü buradan bir açacağım. Önemli bir 3-4 tane maçı var arka arkaya. Şimdi Bandırma Spor'la var İstanbul Spor'dan sonra bir. Sakarya'yla var 2, Karagümrük'te var 3, Kocaelispor'a var, deplasmanda 4. Bu 4 maç Şanlıurfa Spor için çok kritik olacak ama 2 tane de bence güzel maçı var arka arkaya. Bir Karagümrük'te içeride, pardon Malatya'yla içeride, bir de deplasmanda Adana Spor'la. Adana da direkt rakiplerinden birisi olduğu kesinlikle. İçin söylüyorum. Yani Urfa Spor haftanın bence en değerli galibiyetlerinden birisi aldı. Zaten tüm galibiyetlere baktığım zaman da bence bu hafta 2-3 tane galibiyet ön plana çıkıyor. Değerlilik anlamında. Biri Kocaeli Spor'un galibiyeti. Sıralamayı kesinlikle aldamayın. Önemli anlamında söylemiyorum. Direkt söylüyorum. Kocaeli 1, Bandırma değil. Erzurum 2, bir de Şanlıurfa Spor'un galibiyeti oldu. Benim için Şanlıurfa Spor adına tek soru işareti şu bu maçla alakalı.
Raincourt'un 90 artı 4'te oyuna girmesi, Aşkovski'nin de hiç süre almaması. Şimdi 90 artı 4'te girdi dedin ya, Ayberk Atakan'ın golü dakika kaçta olmuştu tam? Golden sonra değişiklik oldu. Ya orada şey yaptı hoca, Mehmet Coşkun'u alkışlatmak için çıkarttı oyunu. Acaba şöyle, Raincourt hiç hazır değil mi? Ya da Aşkovski, hani Erkan Hoca, şimdi Urfa çok düşük bütçeyle. Aşkovski derken? Aşkovski süre almadı. Ama şey dedin sen, Raincourt hazır mı değil dedin ya. Yok şöyle, Raincourt 90 artı 4'te oyuna girdi ya, Aşkovski de hiç oynamadı. Yok sen şunu dedin, Raincourt acaba hazır değil mi dedin ya. Yok şöyle, şu anlamda diyeceğim. Erkan Hoca acaba bu oyunculardan ümidi mi kesti? Bir şey diyemem. Çünkü Urfa'nın çok düşük bir bütçesi var ve 3 tane oyuncusu, yabancı oyuncusu kulübedeydi. Begic, Raincourt ve Aşkovski. Aynen ve 3'ünden sadece biri 90 artı 4'te oyuna girdi. Hı-hı. Diğer ikisi hiç süre almadı. Ya ona bir şey diyemem çünkü şu anda birçok takımda dikkat ettiysen birçok oyun, yani oynaması gereken oyuncular mesela 11'de bile oynamıyor. Mesela Sadık Arda, Yılmaz Türk'ü söyledik. İşte mesela Çorum'da hala sakatlı devam eden bir Atakan Cangöz var. Doğru. Hani bu oyuncular şu an hazır durumda olmayabilirler fizik kondisyon olarak da. Hani ikinci hafta geride kaldı ya. Bence 4. 5. haftadan itibaren bunları daha net anlarız. Birçok takımda şu anda bu problem var dikkat ettiysen. Mesela Pendik Spor'da bunu görüyoruz. İşte baktığımız zaman da Bandırma Spor'da gördüğümüz oyuncu var. Mesela Onur Ulaş yedekti ya Bolu'da. Belki onda da öyle bir şey var. Hani birçok takımda şu anda bence net olarak hazır olmayan ve aslında geçen seneden gelen sakatlıklar da var. Raincourt'ta Aşkovski'yi de bir 3-4. Haftadan sonra görelim diyorum. Ha Begiç konusunda Begiç zaten geçen sene kulübede oluyordu. Buradaydı. Yok kulübede oluyordu. Evet ama hani burada olan oyunculardan biriydi. Erzan da iyi oynadı bu maç kalede bence. Tokatayev iyiydi. Hani Tokatayev'i eleştirmiştik. Evet. Gerçi görüşümüz yani bu, biz insanlara hakaret falan etmiyoruz. Yani bizim bize diyorlar ki görüş niye böyle düşünüyorsunuz? Ya hiçbir görüş eleştirilir mi? Bir insan olumsuz düşünür. Diğer insan olumlu düşünür. Diğer insan da ortalı olur. Der ki ben net bir yorum yapamıyorum. 50-50 kalıyorum. Çok net bir görüşüm yok. Ben geçen sene Urfa Spor bu ligde sıkıntı yaşar dedim. Hep söyledim. Son hafta ligde kaldı. Tuzla kazansa Urfa Spor şu anda belki ikincilikteydi. Biz geçen sene Haşim Başkan'ı yerden yere vurduk. Hep eleştirdik. Ben eleştirdim. Ben Haşim Başkan'ı tanımam etmem. O da beni tanımaz etmez. Hayatımızda bir defa konuşmadık yani. Doğru. Yani biz insanlara düşman değiliz ki. İnsanlar niye böyle algılıyor ben onu anlayamadım. Ben mesela şeyi yerden yere vurdum. Çorum FK'nın yaptığı Kadir Seven transferini. Ya Oğuzhan Yalçın'la benim aram iyi. Tanışıyoruz, konuşuyoruz. Ama ben adamı eleştiriyorum. Ne yanlış düşünüyorsam onu söylüyorum. Iğdır FK'nın iyi transferini söylerken Guima Marco Silva'ya yanlış diyorum. Bu da benim görüşüm. Yani doğru. Görüşlere saygı duyulması gerekiyor. Biz kimse hakaret etmiyoruz ki burada. Bunu da tekrardan dile getirelim. Urfa Spor'un da galibiyetini tebrik edelim. Maçın üstün olan tarafıydı. Ümraniye Spor resmen sahada yoktu. Onu da söyleyeyim. Değerli galibiyetlerinden birisi oldu Şanlıurfa Spor'un galibiyeti. Kesinlikle. Şanlıurfa Spor'u tebrik edelim. Ağzına sağlık. Tüm maçların sonuçlarını konuştuk. Kapatıyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey yok. Tüm takımına tebrik ettim zaten. Ben sana teşekkür ederim tekrardan. Çarşamba görüşmek dileğiyle diyeyim o zaman sana. Yeni hafta programımızda. Aynen 3. hafta programında. Tüm maçlarını kazanan takımları tebrik edelim öncelikle. Tüm şehirlere de selamlar olsun. Evet, selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.